Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün özellikle çocukların bayıldığı süt burgerler hazırlayacağız. Bu atıştırmalı evde yapmak gerçekten çok kolay ve bir o kadar da keyifli. Gerçeğini aratmayan yumuşacık ve çok lezzetli süt burgerin tarifini öğrenmek için izlemeye devam edin. İlk olarak uygun bir kaba 100 ml sıvı krema ve 1 paket sos krem şantiyi alalım. Pürüzsüz koyu bir kıvam alıncaya kadar çırpalım. Ardından 1 tatlı kaşığı limon suyu ve 1 yemek kaşığı balı ilave edelim. Bu aşamada eğer alerjiniz varsa bal kullanmayabilirsiniz. Bal güzelce karışıncaya kadar tekrar çırpalım. Kremamız hazır. Buzdolabına kaldıralım ve bekletelim. Pankeki için karıştırma kabına 2 adet yumurta ve yarım su bardağı toz şekeri alalım. Şeker eriyip karışım beyazlaşıncaya kadar çırpalım. Ardından 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 su bardağı süt, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve 2 su bardağı unun yarısını ilave edelim. Tüm malzemeler karışıncaya kadar çırpalım ve hamurun kıvamına göre unun geri kalanını da ekleyerek çırpmaya devam edelim. Pankek hamurumuzun kıvamı kek hamuru gibi ne çok akışkan ne de çok koyu olmalıdır. Isıttığımız yapışmaz tavaya pankek harcımızdan birer yemek kaşığı dökelim. Üzeri göz göz alan pankekleri ters çevirerek diğer taraflarının da pişmesini sağlayalım. Her iki tarafı da pişen pankekleri bir tabağa alalım. Hamur bitinceye kadar aynı şekilde pişirmeye devam edelim. Süt burger yaparken hazırladığım pankekler normal pankeklerime göre bir tık daha ince. Bunun için hamuru biraz daha akışkan hazırladım. Böylelikle hamuru tavaya döktüğümde daha kolay yayılmasını bekliyorum ve çok fazla kalın olmalarını istemiyorum. Tüm hamuru pişirdikten sonra buzdolabında beklettiğimiz kremayı alalım ve sıkma torbasının içerisine aktaralım. Bu şekilde kremayı sürmek daha kolay olacaktır fakat sıkma torbanız yoksa hiç sorun değil. Aynı şekilde bir bıçak yardımıyla da pankeklerin üzerine kremayı sürmeniz mümkün. Şimdi pankeklerimizi bir tabağa dizelim. Üzerlerine hazırladığımız kremayı daire şeklinde sıkalım. Burada özellikle vurgulamak istiyorum. Mutlaka kremayı sıkmadan önce pankeklerin yeterince soğumuş olduklarından emin olun. Aksi halde kremanız eriyebilir. Ardından bir spatula ya da pasta sıvama bıçağıyla kremayı pankekin her tarafına güzelce yayalım. Son olarak kremanın üzerini bir başka pankek ile kapatarak elimizle hafifçe bastıralım. Tüm pankekleri bu şekilde birleştirmeye devam edelim. Süt burgerlerimiz servise hazır. Yapılışı gerçekten çok kolay. Görüntüsü de gerçeğini aratmıyor. Lezzeti ise bana sorarsanız hazır paketli ürünlerden çok daha güzel. Yumuşacık pankeki ve oldukça hafif kremasıyla yedikçe yedirten bir tarif oldu. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Tarifi denerseniz fotoğraflarınızı Instagram'da Nefis Yemek Tarifleri etiketiyle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca fotoğraflarınızı açıklamalara eklediğim bağlantıya tıklayarak Nefis Yemek Tarifleri uygulamasında ilgili tarifin altına da ekleyebilirsiniz. Böylece sizden sonra gelip deneyeceklere de fikir vermiş olursunuz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.